Bedelli bekleyen gençlerin, onların ailelerinin, sevenlerinin, neredeyse tüm Türkiye'nin gözü kulağı meclisteydi. Teklifle birlikte tartışmalar 28 günlük temel eğitimde düğümlendi. Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuştu, ardından AK Parti kurmayları. Ancak eğitim koşulu kaldırılacak mı sorusuna net yanıt, teklifin komisyon aşamasının başlamasına saatler kala AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş, sabah saatlerinde kameraların karşısına geçti, önergeyle temel eğitim süresini indireceklerini açıkladı. 28 günlük askerlik, temel askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona bir öneride bulunacağız. Dolayısıyla 28 günlük temel askerlik eğitimi yerine 21 günlük temel askerlik görevinin ifade edilmesiyle beraber tüm vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanmış olacaklar ve temel askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılacaklardır. Muş, temel askerlik eğitimini Türkiye koşullarını düşünerek kaldıramadıklarını vurguladı. Açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni işaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelecek ve bugünle alakalı ve gelecekle alakalı planlaması çerçevesinde 28 günlük askerlik, temel askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona bir öneride bulunacağız. Saat 13'ü gösterdiğinde bedelli düzenlemesinin de içinde yer aldığı torba teklif Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Aynı saatlerde AK Parti Genel Merkezi'nden bir açıklama geldi. Mahir Ünal, 21 günlük temel eğitim şartının değişmeyeceğini, yurt dışında bu haktan yararlanacaklarda ise 38 olan üst sınırın kaldırıldığını bildirdi. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes bu yeni düzenlemeden faydalanacak. Komisyonda bu kez MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı konuştu. Temel askerlik eğitiminin kaldırılması gerektiğini savunurken TSK ihtiyacı olduğu sürece buna itiraz etmeyeceklerini açıkladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, teklifin sahibi olarak komisyonda önce sunum yaptı, ardından soruları yanıtladı. Muş, bedelliden 1 milyon 324 bin kişinin yararlanabileceğini, firarilerin ise adli takipte olduğu için yararlanamayacağını söyledi. Komisyonda en çok yurt dışından uzaktan eğitime tepki vardı. Muş, internet üzerinden eğitim verileceğini bildirdi, kamera karşısında sınav çekmeyecekler dedi. Milli güvenlik dersleri verileceğini anlattı. Ardından AK Parti'nin temel eğitim süresini 21 güne indiren önergesi kabul edildi. Ardından da maddeler onaylandı. Şimdi gözler genel kurul aşamasında. Eğer bir değişiklik olmazsa 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira karşılığında ve 21 gün temel eğitim alarak askerliğini yapmış sayılacak. Bu sürede çalışanlar ister kamuda ister özel sektörde izinli sayılacaklar. Bedelden elde edilen gelir ise hazine ve maliyede birikecek. Nereye kullanılacağına ilişkin kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.